olursun Nazlı Hamarat bu look'ta diye. Ve şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Melisa Şahin. Yetişemedim hızına. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Peki iyi değil gibisin? İyiyim. Değilsin ama peki. Nereye gidiyorsun? Eşimin Japonya'dan misafirleri geliyor. Evde yemek var. Bu. Peki. Gel bakalım. Melisa'nın eşi var ve onun da Japonya'dan misafirleri geliyor. Evde ağırlayacak. Zeynep. Ya üstündeki sabahlık gibi Melisa. Çok mini. Beğenmedim. Sen iyi misin? İyiyim, teşekkürler Zeynep. İyiyim. Yani beğenmedim üstündeki. Yok estağfurullah. Tabii ki de duygunu, fikrini söyleyeceksin. Nazlı, Hamarat. Sana bayıldım. Kafandakileri de çok yakıştırdım. Çok güzel. Onun dışında beğenmedim ben de. Maria. Ben kıyafetle ilgili çok fazla konuşmayacağım. Konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Melisa ile alakalı. İzin verirseniz tabii, tabii ki. Tabii tabii. Melisa'yı biz 2 aydır buradayız zaten. İlk başlarda gerçekten aramızda hiçbir zaman negatif bir şey oluşmadı Melisa'yla. Biraz yüksek sesle konuşur musun? Jüremizin de duysun. Tabii ki. Hep seviyeli bir ilişkimiz olmuştur. Hatta bunu her zaman dile getirmişimdir. Ben de Melisa'da. Tabii zamanla biz biraz daha çok yakınlaştık. Arkadaş bile olduk. Şu anda çok iyi durumdayız. Ve Melisa'nın ben sahte olduğunu düşünmüyorum. Melisa her zaman kendi düşüncesini savunan bir kız. Evet abartıyor. Evet çok inanılmaz çıkışları var. Çok abarttığı zaman, hatta bana sarılırken bile abarttığı zamanlar oluyor. Melisa ne yapıyorsun diyorum ben. Ama ben onun sahte olduğunu düşünmüyorum. Gayet gerçekten içten nasıl geliyorsa o şekilde davranıyor. Onu söylemek istedim. Kıyafetini hiç beğenmedim Melisa. Olmamış. Bu kadar ve çok üzüldüm üzülmesine çünkü gerçekten çok üzüldü. Ben röportaj yapıldı, orada çok fazla müdahale etmek istemedim ama arka odaya geçtiğimizde sıkı sarıldım ona. Çünkü bu süre içinde hepimiz gerçekten baskının altındayız. Zor bir süreç ve sen ben gidiyorum diyemezsin bu kadar şeyden sonra, dememen lazım bence. Bu kadar. Nihal? Ben Melisa'yı burada çok sevmeyen bir insanım. Kemal Bey'in de söylediklerine harf harfine katılıyorum. Melisa'nın kesinlikle olduğu gibi davranmadığını ben zaten baştan beri savunuyorum. Hani ağlamana çok üzüldüm. Çünkü benim böyle bir şeyim var böyle. Yani hani ister istemez ağlayınca böyle yumuşuyorum falan ama hani hatalısın. Her ağlayana da haklısın. Geç denilemez burada. Hani Gülay ağladı, içtendi. Ben etkilendim. Kendi kafamda bazı hesaplamalar yaptım, affettim falan ama hani başından beri Melisa sen aynı çizgidesin. Hani hiçbir şey kabul etmiyorsun. Benim de çoğu zaman ağlamak istediğim zaman oldu. Senin yüzünden gerildiğim çok zaman oldu. Çünkü sen sürekli beni yalancı çıkarma pozisyonundasın. Her şeyi yalanlıyorsun. Sürekli sana bir belgeyle gelmek zorundayım. Hani ve bunu insanların da fark etmesi doğal. Kemal Bey de fark etmiş. Buradaki birçok insan da fark etmiştir. Sen başta çok farklıydın. Şu anki sergilediğin durum çok farklı. Gerçekten seni anlamaya çalışıyorum. Üzüldüğün için. Yani üzülüyorum da aslında. Anlamaya çalışıyorum ama anlaşılır tarafı da yok. Kusura bakma ki şöyle bir şey var. Hani buradaki tartışmada sen eğer sesini yükseltmeseydin iş buralara kadar gelmeyecekti. Aslında sana
normal hani jüri, normal bir jüri üyesinin yapabileceği basit bir eleştiri yapıldı başta. Ama sen bunu karşılıklı şeye çevirdin, atışmaya çevirdin. Hani bunu yapan sendin çünkü burada hepimiz gördük. Başta ilk sesini yükselten sendin. O yüzden hani ağlama güçlü dur diyorum ama hani böyle de şey yapma, hani acıtasyona giriyor bu kadar. Ben hayatım boyunca acıtasyon yapmadım. Bundan sonra da yapmak gibi niyetim yok. Samimi olabilirsin ağlamak konusunda ama farkındaysan şurada gayet sakin durmaya çalışıyorum. Bu seni olayda yani haklı yapmıyor. Şu an çok üzülüyor olman ben seni kendime, bu olayda haklı kendime yapmıyor. Kendimi gayet de haklı buluyorum. Çünkü defalarca şimdiye kadar Kemal Bey hani bana bir şeyler söylediği zaman hep içimden sakin kalmaya çalıştım. Rencide olmama, kırılmama rağmen. Hayır, ben bir olay hatırlıyorum. Yine Kemal Bey'le olmuştu. Sen yine gönderirsiniz o zaman Kemal Bey demiştin ki o zaman çok basit bir şey söylemişti ve bu tepkiyi vermemişti. Bunu ben çok net hatırlıyorum. Ondan sonrasında Kemal Bey'in beni birkaç kez daha rencide ettiği oldu. Neyse, rencide etmek derken senin kişilik yani kırıldığım oldu. Bak doğru kelime kullan. Uh-huh. Kişilik haklarında seni burada zor durumda bırakacak, utandıracak ya da küçük düşürecek herhangi bir kelime kullanılmadı. Burada olaylar üzerinden konuşuluyor. Rencide'nin doğru kullanımı bu değil. Kırılmış olabilirsin ama bu iki insanın arasında olan diyaloğun sonucunda ortaya çıkan bir şey. Yoksa senin üzerine oynanan bir durum yok yani. Ben kimsenin benim üzerime oynadığını iddia etmiyorum zaten Öykü Hanım. Sadece defalarca kırıldım. Seni kişi kırıldım olarak seçip neden rencide etmek istesin ki? Daha doğrusu defalarca kırıldım. Sadece burada, değil. Yani herkes birbirine samimiyetsiz dedi. O zaman hepimiz birbirimize hakaret etmiş mi oluyoruz? Ben seni samimiyetsiz buluyorum. Kemal Bey de bugün aynı şeyi dile getirdi. Sen de beni samimiyetsiz buluyorsun mesela. Bu çok ağır bir şey değildi bence. Ben uzun süredir dediğim gibi kırılıyorum ama hep susmaya çalıştım. Hani hiyerarşik düzen. Melisa'cığım üzgünsün diye üstüne çok gelmek istemem ama hiçbir zaman susmadın sen. Yo, jüriye karşı elimden geldiği kadar hep gerçekten susmaya ve saygılı olmaya çalıştım. Çünkü olması gereken bu. İşte jüriye karşı eleştirildiğin nokta da bu. Diyorlar ki sana hani ben olduğum için özür diledi yoksa dilemeyecekti diyorlar. Hani sen herkes aynı değilsin gerçekten. Yo, bunu kabul et ve birazcık hani hareketlerini mi düzelsen, bir kendine mi baksan, o tarz şeylere, yollara gitsen daha mutlu olacaksın. Sen de biz de. Alakası bile yok. Biraz evvel aşağı indiğimizde de Gizem Hanım Ebru'yla, Faruk'la falan konuştu. İşte Melisa'nın son süreçteki hali hareketleri nedir falan diye. Ne demişler? İyi gayet. Sadece ben bundan sonra hiçbirine hiçbir şey yaptırmayı düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi jüri böyle bir iddiada bulunuyorsa, Kemal Bey, Nur Hanım onları rahatsız ettiğimi iddia ediyorsa ben bundan sonra... Melisa'cığım bak ağlama. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim, ağlama. Sakin ol. Burada kimse seni üzmek, kırmak için konuşmuyor. Sadece öyle bir ortamdayız ki verdiğimiz tepkilerle aslında kişiliğimize dair bazı bilgiler ediniyoruz karşımızdaki insanlardan. Bunları kabul etmek var, kabul edip hazmetmek ve bunu bu yönde değiştirmek tercihi olabilir. Ya da ısrarla mevcut şekilde davranma isteğin olabilir. Bu seninle ilgili bir şey. Bu senin hayatın, bu senin kararın. Baştaki eleştiri hepimizeydi. Sen bu kadar tepki göstermeseydin, Nur Hanım da beni eleştirdi mesela. Hani sen birazcık ortamı gerdin. Benim dediğim gibi günlerdir bir birikimim var. Günlerdir sıradan bir kırılganlığım zaten vardı aslında. Kemal Bey konusunda çünkü tiki kız denildi. Ben bir kere tiki kız değilim. Buraya defalarca söyledim. Gazetelerde de yanlış yazıyor. Ben İstanbul doğumlu değilim. Alanya doğumluyum. Antalyalıyım ve Çiftlik'te büyümüş bir çocuğum. Tiki olamam yani. Ama öyle bir algı var gibi görülüyor. Bu beni kırıyor. Veyahut da işte kişilikle ilgili problemim olduğunu söylemesi beni kırıyor. Ve bunları defalarca hani cevap verme şeklinde dayandım ama birikiyorum hani. Benim duygularım var.
Robot değilim. Ya tabii ki ama bu derece bağırmam mesela çok garipti bence. Şimdi. Sen bağırırsan karşıdaki de bağırır. Ya o tabii ki saygısızlık. Sesimi yükseltmemem gerekir. Her şeyden önemlisi büyüğüm ama duygu patlaması dediğimiz şey bu işte. Yani ben uzun süredir kırılıyorum dediğim gibi. Ve bugün demin aşağı indiğimde de çok kötü hissettim kendimi. Çünkü aşağıdaki insanlarla iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Hani elimden geldiği kadar onlarla iyi olmaya çalıştım hep şimdiye kadar. Ebru'su, Faruk, Dinçeri. Ama şu anda öyle bir kafa yapım var çünkü benim. Baktığım zaman artık onlar hani bugün sabah yine kadarki gibi hareket edemeyebilirim. Hani gördüğümde işte gülümseyip hemen yanına koşamayabilirim. Şimdi olay sıcağı sıcağına şu anda. Rahatsız ettiğimi düşündüğüm için, bu söylendiği için. Onların dediğini söylüyorum ben sana. İşte bu yüzden artık onlara yaklaşamayacağım. Evet, onlar sana inkar ettiler mi? Şu anda eskiden problemlerimiz olmuştu ama Melisa bir süredir cidden çok düzgün falan tarzında Faruk ve Ebru konuştu. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Siz böyle söylüyorsanız bir bildiğiniz vardır. Ben bu saatten sonra hiçbirini rahatsız etmeyeceğim. Ben, hiçbirine selam vermeyeceğim. Ben kendi adıma bildiğimi söyledim. Ben hiçbirine konuşmayacağım bundan sonra. Ben bunu uydurmadım. O zaman onlar inkar etmeyecekler. Ben... Onlar şikayetçiler senden. Hepsi. O zaman inkar eden hemen buraya çıksın o zaman. Dediğim gibi röportajda... Arka tarafı ben bilemem. Ben sizin arka tarafınızı nereden bileyim? Ya Nur Hanım, sorun şu anda onları rahatsız etmem falan değil. Sorun ne biliyor musunuz? Ben onların beni sevdiğini zannediyordum. Ama hani ve onları rahatsız etmediğimi zannediyordum. Ama sizin bu söylediğinizden sonra demek ki ben onları rahatsız ediyormuşum. Ve bu yüzden de hiçbirine bir daha saçıma dokundurmayacağım, hiçbir şeyimi yaptırmayacağım. Onları rahatsız etmeyeceğim. Ama böyle olmaz. Burası yarışma neyse ve bu, onlar bizim elemenden size benim kimseyi rahatsız etme hakkım yok ki. Rahatsız etmek gibi bir durum yok. Size uğraşmak zorundalar yani. Onların işi bu zaten, sizi hazırlamak. Gel buraya yanıma. Onların işi bu, sizi hazırlamak. Ama bu süreçte de karşılıklı konuşurken de demek ki bugüne kadar onları kıracak şeyler yapmışsın. Onlar da bunu biriktirmişler. Belki dönüp bunu düşünme, sorgulama vaktini ayırmadın ya da farkına varmadın ama artık farkındasın. Yok, farklı şekilde davranırsın. Daha çok dikkat edersin. Kimseyi rahatsız etmiyorsun. Onların işi bu. Sizi hazırlamak. Küçük hatalarım oldu ya da işte kızdırdığım oldu onlara ama her defasında ben gidip özrümü diledim. Hiçbirine işte kibir yapmadım ama değilmiş yani. Gerçekten onların bana dokunmasını istemiyorum artık. Demek ki onlar da gerçekten kırılmışlar ve defalarca özür dilemek bir şey ifade etmiyor belli bir noktadan sonra. Yapmadığın zaman, kırmadığın zaman özen gösterdiğini belli ediyorsun demektir. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Burada bir aynı zamanda iş yapıyoruz. Profesyonel bir ortamdayız. Onlar da işlerini yapmak zorundalar. Sevip sevmemekle alakalı bir durum yok burada. Yani sezonun başından itibaren sürekli seninle ilgili bir mesele var, bir konu var. Onunla ilgili Nihal'in bir teviye onu ispata çalışması gayreti var. Durduk yerden mi çıkıyor? Gerçek değilse neden çıkıyor? Ya bu bir oturup şapkayı önüne koyup düşünmek gerekir aslında. Benim daha önce kimse hayatımı Nihal gibi kurcalamadı veya bir şeylerimin peşine düşmedi. Hayatını kurcalamıyorum. Melisa, sen benim gözümün önüne seriyorsun zaten. Gelip benim yakın arkadaşıma sen mesaj olarak Zeynep'le ilgili bir şey söylersen o bana gelir yani. Çünkü o benim yakınım, anladın mı? Hani bunu sen canım mesele yakın musun? Meselesi değil. Bak şimdi benim Maria yakınım değil mi? Veyahut da işte Zeynep'le de arkadaşım. Ama Zeynep'le konuştuğumu Maria ile konuştuğumu Zeynep bilmez. Bu da benim tavrım ve insanları da kendim gibi zannediyorum. Sorun orada. Bu yüzden de arkamda iz kalmış. Doğru söylüyorsun. Ama dediğim gibi Melisa, yaptığın yanlış, bunu kabul et. Yani sen şu an baştan beri hiçbir saygısızlık yapmadım dediğin insanın arkasından söylediklerini ben biliyorum. Burada sonuna kadar yalanlıyorsun, sonra ben da onu, ben onun, tepki gösteriyor onu, oluyorum. Onun yüzüne bak, yine aynı cümleyi kurdurtuyorsun bana. Aşağı yukarı bir ay evvel ben ona özür diledim. Ve Gülay'ın şahitliğinde ben böyle düşüncelerdeydim, özür dilerim. Senin bundan aklına çirkin önceki olaylar, düşündüm.
Daha önceki ne? Tamam, şimdi onları açmayalım. Ne yani? Ne? Bu senin yapışmış artık. Bu senin tavrın. Sürekli yalanlıyorsun. Ve senin belli bir fikrin olmadığını da düşündüğümü defalarca söyledim burada. Nihal, bir şey söyleyeceğim. Kendine yeni bir hobi edinsene, ne olur. Hani benimle ilgili her söylediğin doğru. Evet, açıklıyorum, Nihal'in bütün iddiaları doğru. Sonuna kadar haklı. O ne söylüyorsa ben oyum. 24 yıldır benimle birlikte yaşıyor zaten. Benim karakterimi çok iyi biliyor. Oldu mu tatlım? Lütfen kendine yeni bir hobi edin, lütfen. Artık benimle ilgili kişilik analizleri yapmaktan vazgeç, sıkıldım. Ben kendi kusurlarımı biliyorum. İyi taraflarımı veya kötü taraflarımı da biliyorum. Lütfen benimle ilgili bir şeyleri ispatlamaya çalışmaktan vazgeç artık, rica ediyorum. Bundan sonra öğrenmek istediğin bir şey olursa söz veriyorum sana. Gel, kendim elimle ne koyacağım önüne. Var. Ben sana evet, burada kusurluyum diye. Bir imaj çizme burada yani. İmaj çizmiyorum. Sıkıldım artık. Parmağımı bile kaldırmıyorum Melisa. Lütfen. Sadece az önce ağladığın için sadece çorba gelmişti. Çorba yer misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bu teşekkür bir insanlık ederim. Namına. Teşekkür ederim. Ben senin için parmağımı bile kaldırmıyorum. Sen konuşurken dinlemiyorum bile. Anladın mı? Sen benim önüme getiriyorsun. Burada sen söylüyorsun. Sen kendini ele veriyorsun. Ben kendimi ele vermiyorum. Sen sürekli benim peşimdesin. İst peşinde. Ben mi senin peşindeyim? Benim Instagram'dan çıkmamak, işte kimle ne konuşmuşum, ne yapmışım. Dakika başı kontrol ediyorsun beni. Nihal, yapma ne olursun. Benim annem beni senin kadar kontrol etmeye çalışmıyor. Ben senin neyini kontrol ediyorum ya? Senle kızdığım bir şey konuşmuyorum. Hayatımla ilgili bir şey lütfen söylemedim. Yarışmadaki ve insanlarla olan ilişkilerinle ilgili bir tamam, şey söylüyorum. Hepiniz haklısınız. Karakter analizi değil, davranış analizi. Bak, hepiniz haklısınız. Tamam mı? Süpersiniz, mükemmelsiniz. Bütün kusurlar benim, bütün problemler benim. Ben gittiğim takdirde siz burada prensesçilik yaşayacaksınız. Çok mutlu bir hayatınız olacak. Çünkü hepiniz mükemmelsiniz. Tek kusurlu olan kişi benim. Özür dilerim. Neyse, kimse böyle bir şey, kimse öyle bir şey değil mi? Ben yapmacık değilim. Çok sakin bir şey söylüyorum samimiyetimle. Yapmacıksın. Ben konuşabilir miyim bu arada? Konuşuyorsun zaten Özda. Konuşabilirim değil mi? Konuşuyorsun zaten. Birincisi, ben karşımda üzgün bir bayan görünce mutsuz oluyorum. Çünkü bir bayana gerçekten en güzel yakışan aksesuar gülümsemesidir. İkincisi, Kemal Bey'in söylediği bir şey var. Ben hiçbir kadını ağlatmadım, ağlatmam da. Şu anda izleyiciler onun seni ağlattığını düşünecekler. Böyle bir şey yok. Sen kendi yaptığın şeyleri dışarıdan duyunca kendinin ne kadar eksik ve yanlış olduğunu duyup ağladın şu anda sen. Üçüncüsü, analiz yapma benim hakkımda lütfen. Yapıyorum şu an. Yapma. Yapıyorum. Mevzu gördüğümü söylüyorum. Lütfen. Gördüğümü lütfen söylüyorum. Üçüncüsü, lütfen. Kemal Bey bana çok kez yürüdü diyorsun. Şu an söylediğin şey hoca bana taktı demek gibi bir şey ve o kadar alakasız ki hepimiz aynıyız onun için. Seninle hiçbir Özlem, kişisel... bir güne bir gün sana kızdığı oldu mu? Bir güne bir gün. Yanlış bir şey yapmamışım demek ki. Böyle böyle eleştiri alıyor yanlış bu konuda. Yanlış bir şey yapmamışım ki bana kızmamış yani. Bana her gün kızıyor. Ama yanlış şeyler yapıyorsun sürekli. Bizim bile kaç tane olayımız oldu Melisa. Kemal ben Bey, de sana kızdım. Kemal Bey, Allah aşkına arka tarafta benimle 7-24 yan yana gelmiyor. Gözünüzü seveyim. Her gün bana kızacak. Ne yapıyor olabilirim ki? Seni ben bunu kabul etmiyorum. Seni gördüğü kadar beni görüyor. Bu insanları görüyor. Bir şeyler yapıyorsun. Bir şeyler duyuyor ki kızıyor sana. İşte ben de bunu kabul etmiyorum. Her gün onu kızdıracak derecede yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Melisa, sen cevap verirken bile kızdıracak bir şey yaptın. Karşında hasta bir insan var, jüri var, köprünün önü var, büyük biri var senden. Anladın mı? Yani bunu yaparken bile, cevap verirken bile kızdıracak bir şey yaptın sen. Evet, yaptım. Tamam. Çünkü bir dakika önce söylediğin şeyle şu an söylediğin şey birbirini doldum tutmuyor. Çünkü, denge problemin var senin. Defalarca kırıldım ben Kemal Bey tarafından. Defalarca. Doldum çünkü ve böyle bir şey oldu ve saygısızlığa giriyor. Nurella evet. Da bana kaç üzgünüm kere kızdı ama ben böyle bir tepkide yapma bulunmadım ona. Yapma olursun, gayet de Nur Hanım'ı delirttiğin anlar oldu şimdi Özden. Delirttim üstümden... ama ben ona saygısızlık yapmadım, bağırmadım hiç. Ben defalarca değil Kemal Bey. Ve bir şey söyleyebilir kaç kere mi çileden çıkarttın ki dünya sakini bir insan? Kemal Bey bir tek benimle ilgili çileden çıkıyor genelde. Sana benden takmış başka kimseye çileden çıktığı yok. O kadar yok işi yok ki sana takmış. Maria. Söylemek istiyorum. Tabii ki. Ben bir şizofren hastasıyım. Birkaç kişiliğim var. Ve bütün bunları uyduruyorum. Seni tanımıyorum. Seninle ilgili tecrübelerim yok. Hiçbir şey yaşamadım seninle.
sana kafayı taktım ben ve bütün bunları uyduruyorum. Şimdi ben buraya bütün makyözleri, kuaförleri, arkadaşlarını dizerim. Senin hakkında konuşurlar. Ondan sonra Kemal Bey bana ilk günden beri taktı, beni her gün kırıyor. Ben doldum, 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 saygısızlık yaptım dersin. Senin burada sergilediğin tavırla, arkada sergilediğin tavırın alakası yok. Herkes senden yaka silkiyor, illallah etmiş vaziyette. Şu anki gözyaşların da sahte. Ben ağlamıyorum ben, şu anda. Hı, gözlerinde aynı şey. Ağlamıyorum şu anda, yakınıza gelmemi ister misiniz? Gözlerinde aynı şeyi söylüyor yakınıza zaten. Yakınıza gelmemi gelme, ister misiniz? Gelme, seni yakınımda istemiyorum. Çünkü iki defa seninle yakınlaştım, yakınımdan geçtin. Birinde bana omuz attın, birinde de arkadan ittirdin. Ve ondan sonra ben zaten bunu biriktirdim, biriktirdim. Esas ben biriktirdim, sen değil. Esas ben doldum, sen değil. Ben ilk günden beri seni kırmadım, hiçbir şey söylemedim. Sen bana omuz attığında, sen beni arkadan ittiğinde dahi, ertesi günkü çekimde ben sana bir cümle dahi kurmadım. Sen şimdi gelmiş, Kemal Bey'e ben kırıldım, Kemal Bey bana taktı, ben o yüzden patladım, cevap verdim diyemezsin. Böyle bir dünya yok. Bir kendine geleceksin, bir ağzından çıkanı kulağın duyacak, bir haline tavrına bakacaksın, ondan sonra burada insanlara itham edeceksin. Burada tribünlere mi oynuyoruz? Ben gelirim burada öyle bir oynarım ki tribünlere, senin oynayacağın tribün kalmaz burada. Ben tribün oynamıyorum, siz aha, beni kırdınız defalarca. Kırdın ben mı? Şu anda onun konuşmasını ben mi seni yapıyorum. Kırdım? Evet. Ha, ne yaptım da kırdım ben seni? Kişiliğinle ilgili problem var. Ne dedim? Zengin teki kız. Evet, ben size o gün sana kes dedim. Çünkü niye? Yeterince konuştun. Avaz avaz sen burada bir cümleyi 10 defa kurarak konuşuyorsun. Yeterince kendini ifade edebiliyorsun. Kendi karakterini, kendi şeklini ortaya koyuyorsun. Ben burada saatlerce sizi izliyorum, dinliyorum ve artık bir kelime daha tahammülüm kalmadığı için sana kes diyorum. Çünkü artık kesmen gerekiyor. Çünkü artık birazcık kendine gelmen gerekiyor. Ha, ben burada seni koruduğum günler de vardı. Onlardan neden bahsetmiyorsun peki? Şöyle çok Derya, geçmişti. Derya geç geç. Geçer misin jüri karşısında? Herkes senin üstüne yürürken ben seni koruduğumda bundan neden bahsetmedin peki? Melisa seni zorla mı götürdü Derya dediğimde sen bundan neden bahsetmedin peki? Çünkü hoşuna gitti. Çünkü seni övdüm, çünkü seni korudum. Şimdi bugün sana eleştiride bulununca neden sesini yükseltiyorsun? Neden bunu kaldıramıyorsun? Neden sürekli özür diliyorsun insanlardan? Neden? Bu senin saygılı olduğun için değil. Tamam Kemal Bey, ben çok saygısızım. Evet, saygısızsın. Okay. Tamam. Saygısızsın. Hı-hı. Burada gösterdiğin o hanımefendi tavrın arkada yok. Birebir yaşadığım için bunu gönül rahatlığıyla arkasında durarak söyleyebilirim. Sen sadece bir Matrix'in var senin ve ona kendini inandırmışsın. Burada bir şeyi oynuyorsun. Burada mağduru oynuyorsun sen. Ben mağdur değilim. Evet, değilsin. Ve en nefret ettiğim kelimedir. Geçen gün burada Özden senin yüzünden yıldız alamadım dediğinde burada deyip gitmen de sahteydi mesela. Çünkü öfke kontrolü sağlayamıyordum. Önünüzde saldırmak istemedim Özden'e. Ne yapalım? Elbise yorum yapacak mısın Kemal? Yapmayacağım elbiseyle ilgili falan yorum. Melisa başın güzel. Firketelerin. Firkete mi deniyor onlara, çubukların? Çantan da çok güzel ama üstündeki o kimono tarzı bir şey olmamış. Daha şık bir şey olabilirdi. Yani o çok sıradan kalmış. Çünkü çanta çok güzel gerçekten. Kim yaptı onu? Kız arkadaşım kendi elinde yaptı. Çok güzel, çok değişik. Yelpazeden çevirdik. Chinese bir havası var ama üstündeki o kimono, mini kimono çok özentisiz. Yani şöyle bir şey olurdu. O bordürlerinde, o siyah bordürlerinde parlak, onun içinde ben bir kristaller, bir şeyler görüyorum. Mesela ondan bir bordür geçmiş olabilirdi. Belinde de böyle çok enteresan yine öyle bir siyah kuşağın olurdu. O zaman kabul edebilirdim o elbiseyi. Elbise iyi olmamış yani ama çanta muhteşem, saçındaki çubuklar da muhteşem. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim yine sana bir tavsiyem olacak. Hiperaktifsin. Herhalde elinde olmayarak hiperaktifsin.
ben sizin yerinizde olsam, senin yerinde olsam her şeyi yine bir gözden geçiririm. Kemal Bey de lütfen yanına gel ve bu meseleyi kapatalım diyorum. Lütfen. Tamam canım. Gel Kemal Bey'in yanına bir öpüş. Rahatsız etmek istemiyorum kendisini. Hayır, hayır, gerçekten. öyle kaba biri değil o. Lütfen. Lütfen ben diyorum Melisa. Ne münasebet, seni mi ters yiyecek o? Öyle şey olur mu? Burada aile içinde her şeyi yapıyoruz biz. Oluyor yani bunlar. Bu konu burada kapansın. Hadi canım lütfen ben rica ediyorum. Nur Hanım ben sizi kırmam hayatta biliyorsunuz. Ya beni kırmak adına değil. Yani bu konu burada bir kapansın. Hepimiz söyleyeceğimizi söyledik. Ben de söyledim. Ama bu konuyu kapatalım. Bir şey olsun, bir hava değişsin. Hakikaten hepimiz gerildik. Tamam canım, ben rica ediyorum. Yok, kendisinden özür dilerim. Sadece yanına gitmek istemiyorum. Rahatsız olacağını biliyorum. O çünkü. Rahatsız olmaz. Rahatsız olmaz o. Lütfen gelir misin? Gel yanımıza. Bir de ayağını çıkar. Ayağın çok kötü. Çıkar çıkar. Dizim bir şey... problem değil, hissetmiyorum. Hadi. Bu konuda burada kapansın, tamam mı? Hadi. Özür dilerim Kemal Bey, kusura bakmayın. Of. Ben gözüme bakarak konuş. Ben burada yeri geldiğinde hepinizi savunan, hepimiz öyle objektif, adil insanlarız. Ve ben seninle ilgili negatif bir yorum yapıyorsam ve bu benim gözlemimse, bu senin kendini daha iyileştirmen için olabilir en fazla. Benim seninle herhangi bir kişisel problemim olamaz. Seni burada gördüğümün dışında %100 tanımıyorum. Burada gördüklerimle analiz ediyorum hepinizi tek tek. Maria'ya da zamanında bir şeyler söyledim. Nihal'e de söyledim. Zeynep'e de söyledim. Nazlı'ya da söyledim. Ama hiç kimse, hiçbirisi bana sesini yükseltmedi. Böyle bir dünya yok. Benle senin aramda hiçbir problem olamaz. Yok. Sıkma canını. Ben o konuda gerçekten özür dilerim. Sesimi yükseltmem saygısızlıktı. Jüri olduğunuz falan için değil. Benden büyüksünüz. Estağfurullah. Olmaması gereken bir sadece şeydi. Sadece ben olumlu da olsa, olumsuz da olsa eleştirilerimi sunuyorum. Bunu kabullenmek olgun olduğunu gösterir. Bundan sonra da öyle davranmayı rica ediyorum. Canım. Hiperaktif sana diyorum, hiperaktif. Biraz. Bir de öfke kontrolü problemim var Nur Hanım, hep söylüyorum. Ne yazık ki böyle bir sorunum var. O yüzden bazen böyle şeyler yapabiliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz doğru olanı söylediniz. Hani özür dilemem gerekiyordu zaten. Sadece yanına gitme konusunda tereddütlüyüm. Kimde şey yorum? Ben. Melisa ben genel hava olarak beğendim. O çubukları beğendim. Çantanın fikir olarak çok güzel, çok beğendim. Üzerindeki bluz diyeceğim. Altındaki bir şey var mı? Şortum var. Var şort. Yani misafire eve ağrıyacaksın. Çok rahat olmayacaksın bu küçücük bir bluz için düşünüyorum. Yanlış bir seçenek. Biraz daha uzun olursa daha iyi olurdu. Ya da opak çorap giyseydin, ayağına stiletto değil, dolgu topuk bir ayakkabı giyseydin, simsiyah, çok daha iyi olurdu. Kız Ivana, Chinese modasında yok opak. Chinese modada da, opakta da, yani beyaz opak var aslında. Beyaz opak çorap var. Dize kadar. Evet. Kız Ivana. Canım benim, her yeri çıkartıyorum ben. Ama genel hava hakikaten çok beğendim. Ay bu opak mı tabiyeceğim? Kimononun altında opak. Ah! Fantaziye bak. Ama bu da kimono da saymaz. Başka bir kimono giydirdim. Bu başka bir farklı bir şey yapmaya çalıştın. Bir şey yaratmaya çalıştın. Ben de sevdim. Fikrin de güzel. Eline sağlık o çanta için. Bütün fikir olarak sevdim ama dediğim gibi stiletto biraz daha uzun şeyde ya da opak çorap olmalı. Kemal'cim sen de fikrini söyle, hadi canım. Söyleyeyim, madem geldi, evet, özür tabii, diledi. Evet, tabii. Benim dediğim gibi kişisel bir problemim olamaz, hiçbirinizle, senle de. O kimononun altında stiletto olmaz.
Akmış makyajın daha güzel oldu. Smoke. Akmış makyajın daha güzel oldu. İyi ki ağlamışsın. Kafandakileri hiç beğenmedin. Ayrıca sen kocanın Japon misafirlerine servis yaparken nasıl o kısacık bluzla servis yapacaksın? Ah. Ben senin kocan olsam kan çıkartırım. Servisi ben yapmıyorum ki, Aygül yapıyor. Ha, zenginsin tabii, hizmetçiler var evde değil mi? Peki koltukta nasıl oturuyorsun? Yani ben kocan olsam olay çıkartırım o elbiseye. Çantan güzel, üstündeki fena değil, ayakkabıyı hiç beğenmedim. Kararları alalım mı? Boy problemi. Bella. Bir sinirlerim benim de bozuldu. Ben şuraya çökeceğim şimdi. Teşekkür ederim. Yine havaya beğendim. Ben tarz diyorum. Teşekkür ederim. Kemal. Ben çantanın hatırına büyük emek var orada. Yani İncelemek benim, ister misin? Yani ilk içeri girdiğinde de bu kavgamızı alma üstüne. Ben ilk içeri girdiğinde de beğenmemiştim. Tarz değil. Ama teşekkür zaten yıldızı aldın. Tarz. Hadi Melisa, güle güle. Hadi. Teşekkür ederim.